Değerli izleyiciler, 13. Sabancı Vakfı Filantropi Semineri devam ediyor ve geldik son oturumumuza. Biraz önceki anonsumda da bahsettiğim gibi şimdi birazcık bu gizli özne gibi her cümlemizin içerisine, her oturumumuza sirayet eden arkadaşlarımıza söz vereceğiz. Yani gençlere bütün bu süreçlerin içerisinde kimi zaman oyuncu, kimi zaman ne diyelim, erişme hevesindeki kişilere. Üç konuğum olacak bu oturumumuzda. Eda Elif Güneş, Enis Getmez ve Selin Alara örnek olacak. Ekranımızda da görüyorum onları. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için. Sizleri burada ağırlamak isterdik şüphesiz. Fakat içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı bu durum. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz bizlere ayırdığınız zaman için. Şimdi ben sizleri tanıtacağım fakat dilerseniz bunu siz yapın. Ben uzatabilirim, önümde uzun notlar var. Dolayısıyla Elif, Eda, seninle başlayalım. Bir kısaca bize kendini tanıtır mısın? Tabii. Ben Elif Eda Güneş, 19 yaşındayım. Yazılımla uğraşıyorum, bir firmada çalışıyorum şu an. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi'nde girişimcilik bölümü okuyorum. Onun dışında sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vererek birçok proje gerçekleştirmeye çalışıyorum kendi çapımda. Mesela bir tanesini paylaşmak ister misin? Kelebek etkisini paylaşmak isterim. Evet, Kelebek etkisi adındaki projemle köy okullarını gönüllü olarak geziyorum. Sadece köy okulları değil bu arada. Gidebildiğim onkoloji servislerine de gidiyorum. Çocuk onkoloji servislerine. Oradaki çocuklara bilim ve teknoloji sevgisini aşılamayı hedefliyorum. Hı hı. Bunun için uğraşıyorum. Ne yazık ki şu an pandemiden dolayı gidemiyorum çocukların iyiliği için ama. Evet. Peki. Böyle. Kısaca tanıttım. Çok teşekkür ederim. Detaylarına gireceğiz. Selin Alara, seni dinleyelim. Buyur. Merhaba, ben Selin. 14 yaşındayım. Irmak Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Robot yapmayı çok seviyorum. Kodlama yapıyorum. Maker'ım ve işte seyahat etmeyi, hayvanları da çok seviyorum. Enis, rekabet çıtası yükseliyor. Seni dinleyelim. Sen neler yapıyorsun? Merhaba, ben Enis Getmez. 21 yaşındayım. Ben de girişimciyim. 18 yaşımda ilk girişimimi kurdum. 20 yaşımda da ilk şirketimi kurdum. Şimdi 3-4 firmayla beraber çalışıyoruz. Yapay zeka, yazılım ve robotik alanında çalışmalar yürütüyoruz. Genel olarak bu şekilde. Evet. Pekala, şimdi detaylara girelim. Şimdi Elif Eda. Bu arada Elif Eda mı demeliyim, Elif mi demeliyim, Eda mı? Hangisi? Güneş. Soyadımı kullanıyorum. Çok seviyorum. Öyle mi? Pekala. Şimdi oldukça zor şartlarda bu dünyaya adım atmışsın. Birçok kişinin belki kendi hayatında, kariyerinde kendisi için büyük engel görüp çok başka yollarda ilerleyeceği bir süreçte sen bambaşka bir yolu tercih edip başarıyla ilerlemişsin. Bu süreci birazcık bize özetleyip teknolojinin buradaki rolünü ve bunun kime nasıl örnek oluşturabileceğini paylaşır mısın bizimle? Tabii. Ben küçük bir köyde doğdum ve liseye kadar orada büyüdüm. Orada okula devam ettim. Biz ilkokulu birleştirmiş sınıfta okuduk. Yani birler, ikiler ve üçüncü sınıflar tamamen aynı sınıftaydık. Bir tane hocamız vardı, öğretmenimiz. Bütün görevleri o yapıyordu. Yani öğretmenimizdi, hademimizdi, işte müdürümüzdü, her şeyi o yapıyordu. Ben bulunduğum ortamdan çok memnun değildim. Köydeki kadınlar haklarını savunamıyordu. Ben bunu görüyordum, çok üzülüyordum. Sürekli hayal kuruyordum. İşte ben yıldızları izlemeyi çok severim. Özellikle böyle yükseklere, çatılara çıkıp oradan oraya atlayarak izlemeyi. Böyle sürekli yıldızı izleyerek hayaller kuruyordum. Bir gün şey fark ettim. Ben hayal kuruyorum, evet, çok güzel. Yani muhteşem hayaller ama gerçekleşmiyor. Bunları bir şekilde hedefe dönüştürerek gerçekleştirmem gerektiğini düşündüm. Bunun için de işte ortaokulda elimden geldiğince çalıştım ki Kayseri'de bir liseye yerleşebileyim diye. Ben Yozgat'ta bir köydeydim. Benim bu mücadelemi temelinde... Bu arada şu detayı da paylaşalım. Bu Yozgat'taki köy, yani internetin de olmadığı bir köy bildiğim evet, kadarıyla yani değil mi? Evet, internet erişimimiz yok. su falan yok dersem gerçekten şaşırmayın. Hala yıl olmuş 2021. Yani öyle bir köydü. Ben de dediğim gibi hayallerimi hedeflerime dönüştürdüm ve küçüklükten gelen mücadeleci ruhum diyebilirim. Dedim ki
kendime. Yani sen bu hayata gelmişsin, hayatı yaşıyorsun bir şekilde, ilerliyorsun. Senin bir amacın olmalı. Yani her insanın bence bir amacı uğruna geliyor dünyaya. Senin amacın da ben öğretmeyi çok severim. Hatta 8-9 yaşlarımda köydeki kadınlara birkaçına işte isteyenlere okuma yazma öğretmiştim. Öğrendikten hemen sonra. Benim amacım da bu olduğunu düşündüm. Birçok şey denedim. Ben kitlelere ulaşmalıyım, insanlara yardım etmeliyim. Benim gibi büyüyen, hatta benden daha kötü şartlarda olan insanların elinden tutmalıyım diye düşündüm. Ve bu şekilde ilerledim. Dediğim gibi ilk önce köyümdeki kadınlara okuma yazma öğreterek başladım. Çünkü her kadın kendi hakkını savunabilmeli diye düşünüyorum. Ne yazık ki küçük köylerde çok fazla şiddete maruz kalıyorlar ama haklarını bilmedikleri için savunamıyorlar. Yani gidip işte polise gitseler yine kocasının haklı bulacaklarını düşündüğü için yani hiçbir şey olmuyor. Hayatları boyunca bu döngüde ilerliyorlar. İlk olarak bunu yaptım. Daha sonra birçok şey denedim. Tiyatroda bulundum. İşte kitlelere ulaşmak için belki dedim tiyatroyla ulaşabilirim istediğim kitlelere. Sporla ilgilendim. Futbol oynadım. Dedim belki ulaşabilirim. Bilmiyorum. Bir şeyler yapabilirim. Sonra Kayseri'ye geldiğimde bir ekiple tanıştım. Anka Space'le. Orada yazılımla karşılaştım ve dedim. Evet yani teknoloji ilerliyor. İnsanlara bu şekilde ulaşabilirim. İnsanlara yardımcı olabilirim ve insanlar bunu kullanarak hayatlarını kurtarabilirler ve başka insanlara dokunabilirler. Yani bu yüzden kelebek etkisi diyorum zaten. Küçük bir olay kocaman olsun diye. Ve bu şekilde yola çıktım aslında. Dediğim gibi amacım benim gibi büyüyen ya da benden daha kötü durumda olan insanlara yardım etmekti. Çocuklar özellikle. Çünkü ben düşünüyorum. Bir ülkeyi, toplumu, dünyayı değiştirmek istiyorsak önce çocuklardan başlamalıyız. Çünkü en kolay eğitilebilen kişiler, bireyler çocuklardır diye düşünüyorum. Bu şekilde ilerledim. Peki. Çok mu konuştum? Yo, çok teşekkürler. Gayet ilgiyle dinliyorum ama süremiz o kadar azaldı ki. Dayanamayıp bir soru daha soracağım. Şimdi sendeki heyecanı, tutkuyu anlatırken, kimdir bunu kaçıncı defa anlatıyorsun bilmiyorum ama anlatırken dahi ben buradan alabiliyorum ekranın diğer ucundan. Bunu karşı tarafa geçirebildin mi? Yani karşında bu heyecanı yaratabildin mi? Yoksa insanları ikna etmek, yaşıtlarını ikna etmek zorunda kaldın mı? Şöyle bazı noktalarda yaşıtlarımı ikna etmek zorunda kalıyorum birazcık yani o çünkü yaşımdaki insanlar biraz olgunluğa oturmuş hani artık kendi çizgisinde ilerlemeyi isteyen insanlar oluyor ama çocuklarda böyle bir şey yok. Çocuklar o heyecanı aktardığınızda direkt alıyorlar ve onlar da heyecanlı bir şekilde "Aa, ben de olacağım ben de istiyorum" falan yapıyorlar böyle. Şeyler de var mesela benim çok mutlu olduğum bir olay onkoloji servisinde bir hastayla tanışmıştım. Onunla birlikte sürekli zaman geçiriyordum. İşte çocuktu. Sürekli sodyum alması gerekiyordu. Ben de sürekli tuz yesin diye gidiyordum yanına. O hasta böyle işte ben bir süre gidemedim. Pandemi döneminde gidemedim. O kadar içine işlemişim ki 5 ay sonra beni arayıp böyle "Ne zaman geleceksin? Ben senden bir şeyler dinlemek istiyorum" diye aradı. O kadar mutlu oldum ki 5 ay beni unutmamış. Ağlayasım geliyor hep böyle anlatırken. Yo, gerçekten önemli şeyler bunlar. Bunları bu yaşta yaşayabiliyor olman da çok önemli. Çünkü önünde umarım pırıl pırıl güzel uzun bir hayat var. Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Ben de etrafımdaki herkese bu tavsiyeyi haddim olmayarak vermeye çalışıyorum. Yani ne arzuluyorsanız, ne ümit ediyorsunuz, neye inanıyorsunuz mümkün olduğunca çabuk başlayın. Çünkü ileride başlanan her şeyde insan geride bıraktığı günlerin derdine, tasasına düşüyor. Neden daha önce başlamadım, neden gençliğimi daha iyi değerlendirmedim diye bu konuda gerçekten birbirinden değerli pırıl pırıl 3 konuk olarak karşımdasınız. Çok teşekkür ediyorum paylaştığım bilgiler için. Başarılarının devamını dilerim. Bu birçok kişi için çok anlam ifade ediyor. Senin alan örneğe dönmek istiyorum. Yani robot yapmaktan hoşlanıyorum kelimesini bir hanımefendiden duymayalı. Epey bir zaman oldu sanıyorum. Böyle hafızamda sadece bir arkadaşım canlandı. Bunun altını birazcık açar mısın? Robot yapmaktan hoşlanmak ne demek? Ne yapıyorsun ve ne hedefliyorsun? Tabii. Toplamda 5 tane robotum var. Bunlar IC4U, IC42, BB4All, Hashmet, Android, Hashmet Android ve Dio. IC4U görme engelliler için yaptığım bir robot köpek. BB4All ise okulda öğretmenlere, idareye ve öğrencilere yardım edebilecek bir robot. Ayrıca zorbalığı engellemeye de çalışıyor. Öbür robotlarımı da eğlence için yaptım.
Hayvanları özellikle çok seviyorum ve 8 yaşındayken köpeğim Porsche'ni kaybettim. Ve yurt dışına yaptığımız bir seyahatte görme engelli kişiyle rehber köpeğini gördüm. Ve düşündüm ki eğer bu görme engelli kişi köpeğini kaybederse hem dostunu hem de tekrar gözlerini kaybeder diye düşünüp IC4U'yu yapmaya karar verdim. Peki tepkiler nasıl oldu? Beğenildi. Hani beğenenler de oldu, beğenmeyenler de oldu. Senin problemin değil, niye yaptın diyenler de oldu. Ama mesela ben insanlara yardım etmeyi çok seviyorum ve o yüzden. Hı hı. Peki şimdi bugünün teknolojik araçları ilgililere, bir şeyler yapmak isteyenlere birçok imkan sunuyor. Bunun giderek maliyeti düşüyor, adım atmak kolaylaşıyor, programlamak kolaylaşıyor. Hani bugün senin yaptım dediğin şeyleri bundan belki bir 10 sene önce yapmak milyonlarca dolara mal olacaktı. Bugün işte birkaç yüz dolarlık devrelerle, işte aksamlarla bir araya getirilebilecek şeylerden söz ediyoruz. Bunun yeterince farkında mı yaşıtların, emsallerin? Bunu nasıl daha yaygınlaştırabiliriz? Böyle bir dünyanın mümkün olduğunu, yapılabileceklerin limitlerini nasıl anlatabiliriz? Bunun için ne yapmayı düşünüyorsun? Benim yaşımdaki çocuklarda çok fazla ilgi olduğunu görmüyorum ama olanlar da var. Neden sence? Mesela bu kadar teknolojiyle iç içeler, neden ilgi duymuyorlar? Bilmedikleri için mi yoksa ilgilerini mi çekmiyor? Bilmedikleri için de olabilir, bazıları da hazır olmayı seviyor ama bence ve çok fazla teknolojinin kötüye kullanıldığını görüyorum. Ve yani bence çocuklar teknolojiye girerse o zaman teknoloji daha çok iyiye kullanılmaya başlar ve bunu yaparken cinsiyet de önemli değil. Herhangi bir cinsiyetten çocuklar ilgi duyarsa ve başlarsa teknoloji hem iyiye kullanılmış olur. Benim İngilizce öğretmenim derslerimizi daha eğlenceli yapabilmek için teknoloji kullanıyordu, oyunlar yapıyordu bize ve bence bu şekilde eğitim vermeye devam ederlerse veya bu şekilde eğitim kullanmayı tercih ederlerse daha çok ilgi olur. Umarız öyle olur. Çok teşekkür ediyorum ve son olarak Enis Getmez'e dönüyorum. Enis, biz seni Kuyu Köpek ekibinden de tanıyoruz. Sanıyorum herkesin hafızasında tazeliğini koruyordur ama senin de kısaca bir hatırlatmanı isteyeceğim. Öte yandan geçen seneki Sabancı Vakfı Filantropi Seminerinde de bir görme engellilere yönelik geliştirdiğin akıllı bastonla seni burada ağırlama imkanı bulmuştuk. Bütün bu çalışmalar çerçevesinde kendi hikayeni biraz anlatır mısın? Nasıl başladın, neler yapıyorsun? Tabii ki. Ben aslında çok küçük yaşta yazılımla tanıştım. Ondan dolayı biraz şanslıyım. Peki dur, bir şey soracağım. Hep merak ettiğim konulardır bu cümleyi duyduğumda. Tanıştım diyorsun. Tanıştın mı, tanıştırdılar mı? Tanıştım. Aslında bir hikayesi var. Ondan da bahsedebilirim. Lütfen. Şöyle, ben yaklaşık 9 yaşımdayken bir kaza geçirdim. Bir bisiklet falan çarptı ve dizim kırıldı. Bundan dolayı da 1. sınıfı bırakmak zorunda kaldım. Bu süreçte de zorla babamı ikna ederek eve bir bilgisayar aldırdım. O zaman tabii teknolojisi de çok iyi bir bilgisayar değildi ama benim işimi görüyordu. Burada aslında oyunlar oynayarak bir yerden sonra bu oyunlarla ilgili neler yapabilirim? Daha sonra forumlara girmeye başladım, forumlarda gezmeye başladım. Bu şekilde aslında bir yazılım öğrenme hevesi oluştu üzerimde. Bu şekilde de yazılımı öğrendim. Daha sonra lise yıllarıma geldiğimde ise kendimi nasıl daha fazla geliştirebilirim mi düşünmeye çalıştım. Çünkü ben Tekirdağ'dan İstanbul'a geldim ve İstanbul'a geldiğimde Tekirdağ'da daha önce hiç yaşadığım yerde bu tarz şeylere rastlamamıştım. Burada da her hafta İstanbul'un belirli bir kısmında etkinlikler düzenleniyordu. Bu etkinliklere katılarak yazılım hakkında kendimi geliştirmeye başladım ve bu şekilde de belirli bir mesafe kat ettim. Daha sonra etrafımdaki arkadaşlarımla beraber bu işlerle ilgilenen arkadaşlarımı toplayıp nasıl daha iyi şeyler yapabiliriz, neler yapabiliriz bunlar hakkında tartışmaya başladık. Daha sonrasında bu yazılımdan sonra yapay zeka ile tanışma kısmım oldu. Yine lisede bir yarışmaya katılmıştım ve bu yarışmada bir jürinin beni yarışmada gösterdiğim performansı beğenmesi sebebiyle staj teklifi verdi ve burada aslında tamamen açık kaynaklı yazılımlar ve yapay zeka hakkında çalışmaya başladım. Ve ilk tecrübem böyle oldu. Daha sonrasında ben bu alanda kendimi
Lise yıllarında bilgisayar bilimlerine de çok fazla ilgim vardı. Bu alanda kendimi daha da fazla geliştirmek istedim. Ve sürekli yarışmalara katılarak, farklı projeler gerçekleştirerek bu adımları yavaş yavaş geçmeye başladım. Daha sonrasında yine lise yıllarımda bir robotik takımı kurduk arkadaşlarımla ve dünyanın en büyük liseler arası robotik yarışmasına katıldık. Ve yarışmadan bir hafta önce bu aslında hepimizin bildiği kuyu köpek olayının haberini aldık sosyal medyadan ve ne yapabiliriz diye tartışmaya başladık. Yine aynı yarışmada farklı bir robotik takımıyla bir araya gelerek bir gün içerisinde bir kol tasarladık, robotik kol tasarladık ve 50 metre derinlikteki mahsur kalan köpeği kurtarmaya çalıştık ve bu şekilde aslında teknolojiyi başarılı bir şekilde kullandığımızı düşünüyorum. Yine takımda bulunduğum süreçte de buna benzer birçok farklı proje gerçekleştirdik. Genel olarak bu şekilde. Evet. Enis, senin ortak bir noktamız varmış. Ben de tam ilkokul 1'de ayağımı kırdım. 3 ay yatmak zorunda kaldım. O zamanlar kişisel bilgisayar yoktu babamdan isteyebileceğim. 70'li yıllardan söz ediyorum. Kitap istedim bol bol. Kitaplar beni buraya getirdi. Bilgisayarlar da seni oraya getirmiş. Umarım daha da iyi noktalarda görürüz. Peki çok kısa olarak son sana şunu sormak istiyorum. Şimdi birçok örneğe rastlıyoruz. İşte sen bunlardan birisin. Kendi başına hayallerini gerçekleştirme, teknolojiye hükmetme ve bir şeyler ortaya koyma adına. Ve pek çokları bunun için bir üniversite eğitiminden geçiyorlar. Fakat üniversite eğitimi de bugünün bu geniş dünyasındaki perspektife tam olarak karşılık vermiyor kimilerine göre. Senin eğitimle ilgili düşüncelerin nedir? Yani üniversite eğitiminden ne bekliyorsun? Sana senin gibilere neler vermeli ve yaşıtlarına ne tavsiyede bulunursun? Açıkçası üniversite eğitimi şu şekilde. Ben üniversite okumadım. Liseden sonra bıraktım. Kendi işlerimi kurdum ve o şekilde ilerledim. Ama etrafımda çok fazla arkadaşım üniversite okuyor ve ben de bir üniversitenin robotik takımına dahilim. Ondan dolayı sürekli üniversiteye git gel yaptığım için oralar hakkında bir bilgim var. Benim gözlemlediğim kadarıyla üniversitelerde belirli atölyeler var. Fakat öğrenciler bu atölyelere girip pratik yapamıyorlar. Çünkü atölyelerin kapısı genelde kilitli oluyor. Ben eğer bir üniversite okumak isteseydim gidip sürekli bir pratik yapmak isterdim. Çünkü ben eğitim hayatım boyunca da matematiği, fiziği aslında pek sevmemiştim. Fakat ne zaman bir yapay zeka işine girdim ve bir görüntüden uzaklığı hesaplamaya çalıştım, o zaman denklemlerle karşılaştım. İşte diferansiyel fark denklemini öğrenmek zorunda kaldım veya işte görüntü işlemeye girdim, matrisleri öğrenmek zorunda kaldım. Bu sefer eğitim hayatımda öğrendiğim şeyleri tekrar baştan öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü öğrendiğim hiçbir şeyi nerede kullanacağımı bilmiyordum. Bana hiçbir şekilde de bunu şurada kullanabilirsin diye öğretmediler. Ama ben kendim ne zaman bu işlere başladım, o zaman pratikte yapmaya başladım ve o zaman aklımın bir kısmında yer edinmeye başladı bu işler. Genel olarak ben üniversiteden de açıkçası bol bol pratik yapmayı beklerim ve bana bu imkanı sağlamalarını beklerim. Ve aynı zamanda bir proje yaparken veya üniversitenin bana verdiği bir görevi yaparken üniversitenin gerçekten bu konuda bilgili akademisyenlerine istediğim zaman gidip bana verdikleri konuyla ilgili veya benim yapmak istediğim konuyla ilgili danışıp bilgi almak isterim. Ve onlardan olabildiğince destek beklerim. Ama etrafımda dediğim gibi gözlemlediğim kadarıyla bunlar pek mümkün olmuyor. Ama aslında olması çok kolay şeyler. Tamamen biraz zaman ayırmak gerekiyor. Genel olarak bu şekilde. Evet, teşekkür ediyorum. Ahmet Arif şair bir dizisini, şiirini şöyle bitiyor. Bir ümidim sen de anlıyor musun diyor. Çalış iş ile, tırnak ile, diş ile. Ümidimiz sizde. Sizler geleceği kuruyorsunuz. İçinde yaşayacak olan sizlersiniz. Bütün ümidimiz sizde. Çok teşekkür ediyorum. Enis Getmez, Selin Alar Örnek ve Elif Eda Güneş. Sağ olun. Başarılarınızın takipçisi olacağız.